gençlerin çok ilgi gösterdiği bir sporun haberini yaptılar. Orienteering diyorlar, yanlış söylemiyorsam. İsmine orienteering deniyor ve yön bulmaya çalışıyorlar. Ormanlarda kayboluyorlar, çok eğlenceli, tavsiye ederim. İşte haberimiz. Orienteering. Orienteering. Oyuncu mu oluyor? Oyuncu mu oluyor? Yok, spor. Şu an pek fazla bilinmese de adrenalin tutkunlarının yeni tercihi orienteering sporu. Orienteering. Doğada verilmiş hedef noktalarını tek tek dolaşarak yapılan bir spor. Orienteering yapabilmeniz için size gerekli olan malzemeler bir harita ve bir pusula. Üstelik bu sporu her yaştan insanın yapabilmesi de mümkün. Orienteering sporuna gönül vermiş insanların zorlu parkurları Belgrad Ormanı'nda tam da bu noktada başlıyor. Buradan çıkış yapan gruplar 3 parkuru, 3 zorlu parkuru açtıktan sonra tekrar buraya dönüyorlar. Sıkı bir eğitimin ve son hazırlıkların ardından sporcular yola çıkıyor. Biz de bu heyecanı yaşamak için onlarla birlikte ormanın yolunu tutuyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda çok dik bir yokuştayız. Bizim nefesimiz kesildi ama sporcular hedefi bulma konusunda son derece kararlı. 4 noktayı beraber bulduk. Şimdi ben kameraman arkadaşımla birlikte 5. noktayı bulmak için hocamdan ve bu spor yapan arkadaşımdan ayrılacağım. Bir ara ormanda kayboluyoruz ama zor olsa da kontrol noktasını bulmayı başarıyoruz. Efendim, zorlu yolculuktan sonra sanırım 5. noktayı da bulduk ama oldukça zorlandık. Hocamız ve yarışmacımız da zaten doğal olarak bizden önce 5. noktayı bulmuşlar. Bu spora gönül veren gençler birçok organizasyonda görev almışlar. Sporcular Ekim ayında dünyanın birçok ülkesinden sporcuların katılacağı uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapacaklar.